Hayatta kaybetmememiz gereken 5 önemli şey var. Bu videomuzda hayatta kaybetmememiz gereken bu 5 önemli şeye ayrı ayrı değineceğim. Ne kaybedersen kaybet ama bu 5 şeyi kaybetme. Bana göre bu 5 şeyden en önemlisi aile. Aile doğduğumuz, büyüdüğümüz, içinde yaşadığımız bir ocak. Annemizin, babamızın güler yüzünü, tatlı dilini hissettiğimiz bir sıcak ortam, kardeşlerimizin bulunduğu bir tatlı ortam idi. Tabii evlendik, iş sebebiyle, eş sebebiyle, değişik sebeplerle ailemizden ayrıldık. Günlerimiz çok stresli geçiyor. Onlarla bu stres, bu yoğunluk içerisinde çoğu zaman arayamıyoruz, soramıyoruz, istediğimiz zaman gidemiyoruz, gitsek de istediğimiz kadar vakit geçiremiyoruz. Sıkıntılarımız oluyor. Her türlü sıkıntıda yine telefonla olsun, diğer iletişim kaynaklarıyla olsun onları arıyoruz. İşte böyle böyle bir sıkıntım var, ne yapabiliriz diyoruz. Nitekim biz ne kadar üzülüyorsak yeri geliyor, onlar da üzülüyorlar. Biz ne kadar yıpranıyorsak yeri geliyor, onlar da yıpranıyorlar. İş hayatı olsun, günlük telaşlar olsun, bizi geren, bizi sinirlendiren her ne varsa özellikle iletişim araçlarının gelişmesiyle birlikte onlara da yansıtıyoruz. Haliyle de onlar da bu duruma üzülüyorlar. Bir şeylerin tekrarı olabilir, bir şeyler tekrar yerine konabilir ama aile çok farklı ve özeldir. Yerine yerisini koyamayacağımız özel insanlardan oluşmaktadır. İnsan nereye giderse gitsin, neticede sonuçta geleceği yer, huzur bulacağı yer, tek yer ailesidir. Bu nedenle ailemize çok önem vermeliyiz ve kaybetmemeliyiz. Aile bireylerimizle ilişkilerimizi her zaman sıcak, taze tutmalıyız. Ufak tefek sebepler, anlaşmazlıklar elbette olacaktır. Bunları da yine hoşgörüyle kapatmayı bilmeliyiz. Kaybetmememiz gereken ikinci önemli şey değerlerimiz. Değerlerimiz tabii ki çok geniş kapsamda ele alınabilir. Dini değerlerimiz var, milli değerlerimiz var, insani değerlerimiz var. Dolayısıyla bunların hepsine birlikten sarılmalı, hepsine birlikten sahip çıkmalıyız. Ne dini değerlerimizden, ne milli değerlerimizden, ne de insani değerlerimizden taviz vermeliyiz. Merhamet, vicdan, sevgi, saygı, hoşgörü, kardeşlik, adalet, dayanışma gibi insani duygularımız bizi biz yapan değerlerimizdir. Bu nedenle İnsani değerlerimizi her türlü ortamda her zaman korumalıyız. Dini değerlerimiz ve milli değerlerimiz de bizi biz yapan özgünlüğümüzdür. Dolayısıyla bu özgünlüğümüzü de hiçbir zaman bozmamalıyız. Ve en önemlisi de bozdurmamalıyız bu değerlerimizi. Üçüncü olarak hayatta kaybetmememiz gereken önemli şeylerden üçüncüsü sağlığımız. Zira sağlık bir insanın sahip olduğu en önemli şeylerden birisidir. Sağlıklı insanlar sağlıklarını kaybetmeden önce onun değerini pek bilmezler. Sağlıklı olmak olabilecek en güzel şeydir bu hayatta. Çünkü sağlığın olmadığı hiçbir şeyin önemi kalmaz. Biz varsak, sağlığımız varsa dünyadaki her şey var, her şeyin anlamı var. Biz yoksak ya da sağlığımız yoksa dünyadaki hiçbir şeyin anlamı ve değeri yoktur. Bu anlamda zaten sağlık her şeyin başı diye geçer. Dördüncüsü efendim hayatta kaybetmememiz gereken en önemli şeylerden dördüncüsü ruhumuz. Ruhumuzu kaybetmememiz gerekiyor. Ruhumuzu tabii çok geniş kapsamda değerlendirebiliriz. Çalışma ruhu, kazanma ruhu, yaşama ruhu, çocukluk ruhu vesaire vesaire vesaire. Yani biz ruhumuzla biz oluyoruz. Bu nedenle çocukluk ruhumuz olsun, çalışma ruhumuz olsun, yaşama ruhumuz olsun, bunları her zaman taze tutmalıyız. Zira mutluluğumuz ruhumuzda gizlidir, zira hayat ruhumuzda gizlidir. Hayatta kaybetmememiz gereken önemli beşinci şey ise inancımızdır. İnancı kısaca özetlemek gerekirse hayat enerjimiz diyebiliriz. Bu anlamda kendimize olan inanç çok önemlidir. Zira her şey bizimle başlayıp bizimle bitiyor. Biz huzurlu olmazsak hiçbir şeyin değeri olmuyor. İnsan kendine olan inancını kaybettiği zaman ne yazık ki
hayat bağlarında kaybedebiliyor. Korku, kaygı hayatımızı, ruhumuzu sardıkça, ruhumuzu ele geçirdikçe hayatımız da zorlaşıyor. Çileli ve sıkıntılı bir hayat yaşamaya başlıyoruz. Bu anlamda kendimize her zaman inanmalı, kendimize her zaman güvenmeliyiz. Çünkü bu dünyada en özel biziz. Kendimizi özel hissetme inancımızı her zaman sürdürmeliyiz. Kanalımıza abone olunuz.